Merhabalar herkese. Troya Seferi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son şuradaki arkadaşları kesmekle meşguldük ama onların bir de benim ana eyaletime yakın birkaç tane, iki tane full ordusu olduğunu endişeyle izlemiş bulundum. Onlara saldırıyı başlattıktan sonra ama önemli değil, idare ederiz. Sadece burada bir acil durum ordusu falan basmam gerekir. Bunların başka bir ordusu olmadığını varsayıyorum buralarda. Velhasıl kelam, siz şuraya bir gelebilirsiniz efendim. Dur. Priam seçemedim. Ha. O desteğe gelsin. Buradaki garnizon da desteğe gelecek. Ya klasik bir Total War Troy ve Total War Pharaoh taktiği olarak, bir dakika, Troy'da yoktu galiba bunlar, pardon. Klasik bir Total War Troy taktiği olarak bir tane adamla şurayı kuşatırım. Ardından bu şehre saldırırım ve buradaki isterse 10 tane birlik olsun, buradaki destek birlikleri oraya ulaşmaz. Ama gerek yok. Paris'te eksperiniz kazansın istiyorum. Paris'te gelsin. Burada çok bir şey olmadığını varsayıyorum ben. Hatta giderken bakabilirim de. Bir bakayım. Bakayım. Yani 3 tane yalandan birim varmış. Boş ver onu. Desteğe gelseler de bir şey değiştirmez. Gel bakalım. Hector. Okay, buralarda ordularının olmadığını varsayıyorum zaten. Biraz hasar almamında mahsuru yok. Dolayısıyla devam ölüyor. Yani bir tane deve ölecek diye de çok da şey yapmamak lazım. Tamamdır. Develer zaten ucuz. Bakın masrafı da az. İstediğim zaman tekrar alabilirim. Şu an çünkü global yetiştirmenin ve müttefik yetiştirmesinin dibine vurmuş durumdayım. Okey. Rahmet eylesin Allah. Ne diyelim? İşgal ediniz. Böylece Antia da bizim olmuş oldu. Burası da bir mukaddes Ege toprağı. Bu da ekstra fayda sağladı bize. Buradaki yönetim kademesi de 3'e çıkmak üzere bu arada. Bakayım ne olacak yönetim yıkma masrafı, sınıf bakım masrafı, gıda masrafı %10'ar. Şurada birazcık sıkıntı yaratabilir bu. Ama olsun, yapacak bir şey yok. Gelir düzeyim fena sayılmaz ya. Yani gıda -1500 olabilir ama bizim yanımızda dostlarımız var. Dostlarımız olduğu sürece sırtımız yere gelmez. Onlardan para alabiliriz. Şunları bir onaralım, sorun olmaz. Başka bir gıda şeyi yapabiliyor muyum? Gıda değil, kaynak binası yapabiliyor muyum diye bakıyorum. Yapıyordum oraya. Başka bir şey yapmak isteyebilir miyim kaynak binası yerine diye bakıyorum. Hayır, istemem. Direkt odun binasını bas. Okey, güzel. Sonra bunların bir diğer şehrine, Efes'e doğru yola çıkarım. Buradaki oralarını bir ihtimal şuradan indirerek, İzmir'in kuzeyinden indirerek bana doğru gelebilirler. Öyle yaparlarsa düşünürüz ne yapacağımızı da. Şu an benim planım Efes'e gitmek, ardından buradan İzmir'in oradan denize açılmak, sonra kuzeye gitmek, sonra buraya saldırmak. Bunlar bu sırada benim Troya eyaletime dalabilirler. Troya'ya bir şey olmaz diye düşünüyorum. Eşek gibi güçlü bir garnizonu var şu an buranın. Şöyle göstereyim. Güzel, kaliteli birimlerden oluşan kalabalık bir garnizonu var. Ama diğer şehirlerimde sıkıntı yaratabilirler. Ben buraya bir ordu daha basmalıyım. Kalıcı bir ordu gözüyle bakmayacağım ama gene de bir ordu basacağım ben buraya. Aynı yaz gelsin ya. Yes. -1.7'ye çıktık bile. Ardından yetiştirme. Hiçbir binası yapmadım. Askeri bina yapmadım. Daha doğrusu bir tane askeri bina var da. Onun da seviyesini arttırmadım. Sadece birinci seviye var. Ama küresel yetiştirmeden Pers birimleri basabiliyoruz istediğimiz kadar. Ayrıca çok gerekirse şurada über kaliteli birimlerimiz de var. Aa, vasal birlikleri ne varmış? Nice. Bunlardan da birer tane basıyorum değil mi? Aa, bu arada bunlar taze yeniyormuş. Yenileri geliyormuş. Okey. Acaba bir bug mı oldu yoksa yeterince tur geçince tekrar kullanılabilir hale mi geliyorlar? İlginç, ilginç. Sen mesela istesen basabilir misin bunları? Bu da basabilir. Aynen. Okey. Öyle über kaliteli bir ordu yapabilirim o zaman zaman geldiğinde. Yalnızca onun birazcık bu birimlerin altın gideri de olduğu için, hadi bir şekilde Tuncu hallettik diyelim de, altın geliri birazcık cadde değil aslında ama neyse, bu orduya ihtiyacım yok zaten. Diğer ordulara basarım gerekirse. Gerek edebilir o ikisi ordusunu birden güne indirmeye kalkarsa. Bakarız. Bu orduya. Şimdi 4. seviye, şunlardan basabiliyorum. Savaş arabası. Belki bir iki tane basarım. Başka. Piyade ve okçulara bakacağım. Şurada güzel savunması olan bir piyade tipi var. Şurada bir okçu tipi var. 3. seviye güzeldir.
Bir tane cirit atan var. Peki. Nasıl yapalım? Bunların tunç bakımı beni düşündürüyor işte. Şimdi 7 tane, kaç tane basıyorum orada? 7 değil mi? 3, 6, 7. Aynen 7 tane basarsam eğer bunlardan 7, 14, 140 pardon ne? Ne 140 ya? 20, 200 300'e yakın, 250-300 arası bir tunç bakım masrafı olur. O biraz fazla olabilir ya. Ben ikinci seviyelerden basayım. Zaten buraya gelmeme ihtimalleri de var. Şu an tunç gideri olmayan ikinci seviye bir şey yok mu ya? İlla 1 veya 3 mü basmak zorundayım? Hah, ikinci seviye burada bir şeyler varmış. O olabilir. İkinci seviye bir menzilli birimi yok. Tamam, şimdilik şundan 2, 3, 4 tane basalım. Birinci seviye bir şeye basalım o zaman. Menzilli piyade basalım. O hangisi olsun? Okçu yok değil mi ya? İlla sapanca basacağız. Bunlar biraz daha hazır. Bunların özelliği neymiş? Dur. Şurada ekstra bir özelliği var ya, harcanabilir. Ha? Önemli değil o kadar. Sıva sapancısı. Bak, kızıl sapancı. Tamam, 3 tane de şundan bastım gitti. Gıda masrafı var. Gıdayı karşılarız bir şekilde. Ki dediğim gibi kuzeye gelmeme ihtimalleri de var. Ve kuzeye gelmezlerse, güneye inerlerse bu orduyu ilave ederim. Çeşitli süresi olan anlaşmalarım var. Peki saray evlerim varmış. Bir kumpasım vardı. %15 ve bana şantaj yapıyor. Vay arkadaş, vay arkadaş. Kim yapıyor onu? Bu arkadaşımız yapıyor. Şantaj yapınca ne oluyor? 100 diyor. Aşırı olduğunda 100 saygınlık ve kaynaklı altın. Tamam, ben bunu açığa çıkarmak istiyorum. Nasıl yapabilirim bunu? Nasıl oluyordu bu işler ya? Kumpas açığa çıktığı için şu an mı açığa çıkmış sayılıyordu? Ha, karşılık ver. Kumpası ortadan kaldırdım. 300 altın istiyor. 300 altın. 4 turu var. Ne olacak bakalım. Ona göre tekrar bir şu olaya bakabiliriz ama şimdilik sadece bununla dedikodu yaymayı kullanmak istiyorum. Okay, başka neyimiz var? Yerleşim yeri yükseltmeleri. Troya'yı yükseltmek istiyordum tabii ki. Hatta bu garnizonumu da güçlendirecek. Şu anki garnizona bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim sağlıyor. Bu 1, 2, 3, 8, 12 birim sağlıyor ve daha kaliteli birimler sağlıyor galiba. Neyse zaten bunu arttırmak isterim. Zamanı geldiğinde şunu da yapmak isterim. Şöyle bir bakıyorum maliyetine. 3250 altın. Okey, o altını kolay kolay bulamam ben ama bakalım bakalım. Belki müttefiklerden falan ayarlarız bir şekilde. Burada bir yerleşim yeri yükseltmesi olduğunu iddia ediyor. O halde tunç üreten yerleşim yerini yükseltelim tabii ki bir an önce. Karakol inşası imkanım varmış. Yine öyle bunu yapıyorum. Şu ticaret noktasını yapmışım. Bir de konaklama yeri, nüfus, meşrutiyet. Tamam, bunu yapalım. Şuraya da bir Apollon Mavi'de kuralım. Ayrıca yine aynı şekilde bir şundan kuralım diyecektim. Niye? Ha, bu eyaleti bir tane. Ha, şundan. Tamam, bir tane de ticaret. Güzel. Biri hareket etmiş. Ha, şuraya bir dede almıştım. 21 yaşındaki dede. Şuradaki boştaki yerleşim yerini almayı deneyecektim. Bunlar benim müttefikim mi? Saldırmazlık paktı, askeri geçiş. Müttefikim değil ama askeri geçişim var en azından. Topraklarından sıkıntı olmadan geçebilirim. Gel bakalım amcacığım. Seni bu hayat erken yaşlandırdı biliyorum ama sensiz bu dava olmaz. Günde 3 saat uyku, 4 bir yalın yanın hain dolu. Ben olsam benim de sakallarım ağrırdı. Okey, onlara öyle. Kullanmayan eklenti ona şey yapmayacağım. Eklenti vermeyeceğim o dedeye. Arkadaş, al rastgele bir şeyler. Paris. Let's do it. Paris'te neye karar vermiştim ben? Okçu özelliklerini arttıran neydi?
şuydu. Yeşil ve kırmızıdan gidecektim. Tamam. Yeşil şimdilik oraya geldi. Şunu 8'e çıkarsam mı önce? Ya da kırmızıyı 3'e çıkarsam ne alıyorum? Kırmızıyı 8'e çıkarsam ne alıyorum? Tüş bakım masrafı. Daha önce şunu bir 8'e çıkarayım. Ardından kırmızıdan yardırmaya başlarız. Acamış yetenek puanları. Aeneas, yeni dostum. Sen madem oradansın, oradan devam et. Şunu al. Son olarak da Hector. Seni dengeli kullanıyormuşuz. Sen de şuradan 8'e çık o zaman öncelikle. Şunu kullanabilirim şu an. Kullanmalı mıyım? Tuç bakım masrafı senin ordunun ne kadar? 110. Yani... Daha kaliteli birimler aldığımda onu seçebilirim de şu an elimdekilere bakayım. Şunu değiştirmek istemem. Bunu değiştirebilirim ya. Tamam. Tunç bakım masrafı bu. Tunç bakım masrafını aldım. Okey, dur, burası böyle. Diplomasiyi kontrol edelim. Sondan başlayalım. Barış isteyen var ama zaten ölmek üzere. İstediği kadar barış istesin. Bunu isteyen yok. Vasallaşmamı isteyen yok. Askeri ittifak isteyen yok. Savunma ittifakı isteyen yok. Askeri geçiş isteyen belki olabilir. İleride saldırmazlık paktı isteyen çok ama şu an istemiyorum onu ben. Kendi diyarımdakilerle özellikle bir şeyim yok. Tamam. Bundan sonra diplomaside galiba daha az zaman geçirmemiz yeterli olacak. Çünkü yapmam gereken bütün anlaşmaları yaptığım gibi hissediyorum. Yani tabii ki daha fazla ittifak falan yapabilirim ama bundan sonra hedefim şu arkadaşların işini bitirmek, ardından ya Trakya ya Yunanistan, yani işe şuradan başlayacağım tabii, Yunan adalarından başlayacağım da bir Hefet'e çıkmak. Buradakilerle kankayız zaten, değil mi? Sizle kankayız. Kanka, evet kankayız, tamam. Daha ittifak kurmamışız ama yakında kurarız inşallah. Okey. Bunlarla... Aa, bir dakika. Ha, bu benim vasalım. Bunun yanında katılacağım galiba, değil mi? Tamam. Yeni bir maksat. Soyuzdan gelen kişiyi yakındaki bir yerleşim yerini fethetmeye gönderin. Yani zaten yapacağım. Niye bu şekilde, yani bir şehir almak ama soyundan gelmiş kişiyle? Peki. O sırada bir evlilik ayarlayın. Vasalınız aminin hanedanınıza katın. Şu gayet kolay. Bin taş kötü bir hediye değil. Şunu kesinlikle tercih ederim elbette. Diplomasi yoluyla bir evlilik ha. Yok ya, bunu tercih edeceğim şimdilik. Alright. Siz neredesiniz? Yolumu kaybettim. Ha, bu arada bunlar bir tane ordularını gerçekten de kuzeye gönderdiler. Şu Aeneas'ın ordusunu... Onunla ilgilenmek üzere şu Zeleia'ya doğru göndereyim. Bu şu an Zeleia'ya ulaşabilir mi? Şu an maç vaziyetinde mi bu? Tam hız, evet. Tam hızdayken ulaşabiliyor gözüküyor. Yani normalde ulaşamaz muhtemelen. Sen şuraya, hatta şuralara uğrayarak git. Bakın masrafın falan da azalsın. Şurası ne? Ticaret noktası. Burası ne? Anıt. Bu Apollon Mabedi. Ticaret noktası. Tamam, iki tane ticaret noktasına uğramaya gerek yok ama şuraya uğranabilir. Hayır, var canım ama çok da ihtiyacım olmayacak o yürümeye. Şuraya gel, tamam. Okey, güzel. Şöyle Zeleia'ya doğru biraz yaklaşsak. Ardından geçiştirmeye devam edelim. Bu arada karşı ordunun gücüne de bir bakayım görebiliyorsam. Görebildiklerim birinci seviye birimlerden oluşan bir ordu oldu. Yani... Bir iki kaliteli birim alalım ya. Şöyle şunlardan. I agree. 4 tane. 3 tane. Şundan. 3 tane. 1 tane de savaş arabası istiyorum. Daha iyi olandan mı alayım? Bakıyorum, kalite var. Evet, gerçekten arada ama. Tamam, bir tane savaş arabası olsun. Bunların arasındaki fark ne? Bir onları karşılaştırayım. Bu daha zırhlı ve daha hücum bonusu var. Öteki daha hızlı. Hızlı tercih ederim ya. Okey. Güzel. Buyursun gelsin istiyorsa.
gerektiği takdirde şunları da zaten hiç tur beklemeden lök diye alabiliyorum. Onları da alırım. Asıl ordularıma gelecek olursak Efes'e ulaşabiliyorlar mı? I pay my dues. Keşke bunu biraz daha hareket ettirseydim ama yine de muhtemelen ulaşamazdım. Ya da ulaşabilir miydim? Neyse artık yapacak bir şey yok. Yalnız sen de ulaşamıyorsundur. Yep. Okey. Hedefimiz Efes'tir o zaman. Senin tazelenmene gerek yok. Sen oraya doğru yaklaş. Şimdi şuralarda bir pusuya da yatabilirsin aslında. Şurada %70 gördüğüme eminim. Yes. Onwards to glory. Güzel, sen burada dur. Paris, sen de gel şöyle. Ya, bir kişilik ordusu var aslında. Pusuya yapsak ne olur, yapmasak ne olur ama. Priamos, sen de kendi topraklarında dur. Senin birazcık tazelenmeye ihtiyacın var. Yolunda her şey, yolunda her şey. Diğer ordusunu da bu arada bu adacıkta tuttu. Oradan güneye indirme niyetinde mi yoksa kuzeye mi çıkarmaya niyetinde mi onu tam kestiremedim. Bakarız duruma göre. Saray eylemi, kumpaslar da başarılı mı? Hani 4 tur diyordu? Yok, buna 4 tur diyordu. Oha, vay be. İsteğini yükselmeye devam ediyor. İtibarımı sarstı herif benim. Peki. Meşrutiyetim biraz indi. Meşrutiyet durumum ne alemde? Hala 95'te en yüksek benim. Ama başkaları da yükseliyor. Bana bayağı yaklaşmışlar aslında birazcık. Ege fethine çıkmam icap ediyor sanki. Speak honestly. Birazcık da aslında şuradan meşrutiyet benim düşürmeye çalışabilirim. Saygınlık değil meşrutiyet düşürmek istiyorum ben. İtibarını sarsı %33 şans. 10 meşrutiyet çalınır peki. İkisinden alır. Bunların ihtimalini arttırabiliyorduk değil mi? Tamamdır. Senin bir itibarını sarsmayı deneyelim bakalım. 5 turu var. Şu an başarı olasılığı %33. Bakalım arttırmayı başaracak mıyız önümüzdeki turlarda. Başka neyimiz var? Yerleşim yeri yükseltmesi. Okey. O yapılmaya devam etsin. Bir tane askeri bina yükseltsem mi acaba diye düşünmedim değil. Ama şuradaki kaynak binalarına öncelik versem aslında fena olmayacak. Şuradan bir gıda alalım. Veya bir dakika. Zelaya tehlike altında mı? Neyse öncelikle şu gıdayı alalım da. Yanlış gıdayı aldım değil mi? Diğerini istiyordum ben. Okey. İnşaat mevcut. İllusa diyor. Şuraya inşaattan bahsediyor. Buraya ne yapacağımı planlamıştım ben. Şuraya büyük anıt yapma planındaydım. Hani bir gün yaparız onu da. 5 iş gücü istiyor. Çok pahalı değilmiş. Beklenti kullanılmıyor ama dur. O karakteri kullanmadım bu tur galiba değil mi? Yip. Strong in defense. Hala alan yok burayı neyse ki. Yavaş yavaş yaklaş bir. Beklenmedik bir düşman çıkmasın karşıma. Okey, önümüzdeki tur. Orayı alırım herhalde. Şöyle bir tepeden bakıp diplomatik duruma bakmak istiyorum. Savaş halinde olduğum birileri var mı yakınlarımda? Çünkü müttefiklerden dolayı birkaç savaşa girdim ama hepsi de uzaklarımdaymış. Önemli değil. Yani ordu gönderebilirler tabii bütün Anadolu'yu geçerek ama yani zannetmiyorum. Şu an sadece savaş halinde olduğum önemli. Yani önemli derken müdahale edebilir durumda olan bana sadece şu Efes'i elinde tutan fraksiyon var. Okey, inşaat mevcut. Dinosiye bu tur bakmayacağım. Devam. Neler oluyor? Peace is a delicate balance. Priamos öldü galiba. But when brothers turn against ya da iç savaş mı çıktı anlamına geliyor bu. Virtues are abandoned. Yani bu arada Egeli zırhlarına falan benzediği için böyle diyorum. Hepsinin videosu aynı ama sadece birimler falan farklı. Geldi. Emin değilim şu an. Çok cahilce yorum da yapıyor olabilirim. Belki de Mezopotamya'dır atıyorum. Mikel'le savaşa girmişiz direkt. Bir savaş daha.
Okey. Okey. Güzel. Pusuya düşürdük. 9 kişilik ordu. 9 kişilik ordudur. Oh, hazine fena değilmiş aslında. Onu alayım ben. Valor is rewarded. Orduyu güneye indirdi. Sizle mi savaşacağız şimdi? Peki, girin bakalım. Ne oluyor? Bir savaş daha çıktı. Bunların kıyafeti... Emin olamadım. Bakarız. Yapma. Bir dakika, nasıl yani? Şu an Şüplülüma'ya mı savaş açacağım ben? Niye? Savunma ittifakı değil miydim ben bunda? Ha pardon, Şüplülüma'yla değildim. Tamam, diğeriyleydim. Üzücü. Okey, hararetli bir tur sonu oldu. Yönetim seviyesi 3'e çıktı. Okey. Tunç konusunda bir sıkıntım var. Hitit iç savaşı başladı. Benim iç savaşım başladı. Şöyle bir genel bakacak olursak... diplomatik duruma. Okey. Buradaki ve buradaki topraklarla savaş halindeyim. Buradaki topraklar Manyalı Frigya. Buradaki topraklar da yine tek bir fraksiyona ait. Tamam. Şu Pilulima burası mı? Evet. Hattuşa. Tamam. Hı-hı. Okey. Bayağı bir kişiyle savaş halindeyim. Ama Troya'nın süper gücü var. İstediğiyle barış yapabiliyor. Daha doğrusu. Yani sınırlı tabii süper güç derken ama. Şuradan kahraman Perseus'u açarız. Yani Troya'nın değil de işte Ege fraksiyonlarının Perseus şeyini seçenlerin. Oyunlara ev sahipliği yapabiliriz. Ha, iki bekleme süresi diyor. Daha bitmemiş mi? İki tur sonra barış yapabileceğim. İki tur dayanırsam. İstediğim 3 tane fraksiyonla barış yapabileceğim. Birisi onların Şüpillüm'ü olur muhtemelen. Belki Miken'le barış yapabilirim. Düşünürüz. 2 tur var daha. 2 tur sonra kim öle kim kala. Buradaki kardeşlerimizle savaş halindeyiz. Bu şehirlerimizi kaybedeceğiz. İnşaat yapmayalım boşuna. Okey. Olabilir böyle şeyler. Burası da mı boş? Tamam, burası da boş. Burayı da alıp başkasına satabilirim. Şurayı alıp buradan bir ordu basıp bu dede ile bunlara karşı savaş vermeyi deneyebilirim. Mantıklı göründü. Şurayı bir almayı deneyeyim bakın kaç para istiyor. 475. Okay. This place is ours now. Alma. Şurayı bir inşa edelim. Dedeciğim sen... Globalden şunları alabiliyor. Bunları da alabiliyor. Tamam. Şu ordu biraz sopaklarımın ortasında olması sebebiyle biraz endişe veriyor bana. Vermiyor değil şimdi itiraf etmek. Gerekirse... Yavaş yavaş her şey adım adım. Bu Efes'i bir alalım. Efes... Evet, eyalet başkenti. Otomatik sonuçlandırma ne diyecek? Ama kalabalık ordum var ya, herhalde güzel bir şey der bana. 10 kişilik bir garnizona çok daha arıza çıkarmaz diye düşünüyorum. Direkt saldıramıyor muyuz? Tamam, bir tur burada bekleyeceğiz o zaman. Bu sırada siz vaziyete geçebiliyor musunuz? Yok, senin yürümen yok. Sen geçebiliyor musun? Senin de yürümen yok. Level atla o zaman. Önce 8 yapayım demiştim değil mi bunu? Tamam. İyi oldu. Hector 12 olmuş. Seni 8 yapmıştık zaten. 10 yapmamın esprisi var mı? Yok. Diğerini de 8 yapayım şimdiden. Okay. Burası böyle. Giderime bakıyorum. -4000 birazcık üzücü. -182 tunç daha da üzücü. Ki şu an bir tunç üreten yerleşim yerimi kaybetmek üzereyim sanırım. İstesem bu yerleşim yerini kaybetmem. Buradan bir tane general yaparım. Takır takır o kaliteli bilimlerimi basarım. Öyle mi yapmalıyım peki?
Şu dede çok uzak. I'll not falter. Mantıklı göründü aslında. Mantıklı göründü, görünmedi değil. Buradaki durum nedir? Ya benim şeylerimi yıkacak şimdi saçma sapan değil mi ya? Hatta bir tanesini yıkmış galiba. Karakollarımı yıkacak. Şuradan ineceğiz. Burası neydi? Hareket menzili veriyor. Hareket menzili veren yere uğramamışım değil mi? Oraya bir uğrasak fena olmaz o yüzden. Yok bir dakika, moral mi veriyormuş bu? Ha, moral veriyormuş. Tüh. Dini karakola uğradık. Dua ettik daha önce. Pusu vaziyetine girmek istiyorum ama birim yetiştirmek de istiyorum. Tamamdır. Bu turda birim yetiştireceğim. Şöyle nehrin karşısına geçsen ne tarafa hareketleneceği belli olmaz. Şurada dur. Saldırabilecek pozisyonda mı? Muhtemelen öyle. Saldırırsa belki geri çekilirim. Geri çekilirsem nehrin karşısına geri çekilirim herhalde. Takip edemez diye düşünüyorum. Bakalım. Ben yine de birim yetiştirmeyi başlatayım. Bakayım. Menzili birimlerimin azınlıkta olduğunu görüyorum. Şunlardan bas. Küresel yetiştirmeyi bu adamla bu sefer kullanmak istemiyorum mümkünse. Diğer tarafta kullanmayı planlıyorum. Neredeydi o ordu? Burada. Ninoe'de. Ninoe'de. Of, nasıl bir darbe vuracak ekonomime var ya bu. Deiphobos varmış 5. seviye bir general olarak. Sarfedon? Bir dakika. Gerçek Sarfedon değil değil mi? Tamam, 5. seviye generalim gelsin şuraya. Ninoe'ye otursun. Ardından uf öyle bir batacağım ki onları alır almaz. Öyle bir batacağım ki şunları alabilirim. Bunların mahsuru yok. Of, zaten 4 tane alabilirim. O zaman da tuncum çöker. Önce bir şu tunç işini ayarlayabilir miyiz, ona bakmak istiyorum. Tuncu çok olan. Alayşa, beni ne kadar seviyorsun? Fazla değil. Maynollar, beni ne kadar seviyorsunuz? Fazla değil. Size ne satmak istiyorum diye soracak olursanız, size ben taş satmak istiyorum. Taş da olur diyorlar zaten. Şimdi bir anlaşmaya çalışalım bakalım. Siz bana tur başı atıyorum 200 tane tunç verin diyelim. Ben de size 200 tane taş vereyim diyeyim. Hayır mı? ...430 istiyorlar tur başı. Verilebilir. 200 tunç beni kurtarır mı ama? Bunu bir alayım ben de. Diğeri kimdi? Şu Alayşa da bir konuşalım. Bu odun istiyor. Odun fazla yok elimde ama. Altında... Yok, altın vermek istemiyorum ya. Oduna daha az ihtiyacım var şu an altından. Orduya daha çok ihtiyacım var. Sen bana yine 200 şundan ver. Oha, eksi 40. Ben sana 200 odun vereyim desem. Ha, peki. ...365... ...370... ...380... ...390... ...385... ...384. Tamam. Tamam, güzel bir anlaşma. Odun gelirimiz bayağı azaldı ama şu an çok bina yapmak istemiyorum dediğim gibi. Okey. Yukarıdaki orduya da bir iki kaliteli birim basmak isterdim ama önemli olan şu an şu 13 kişilik orduyu şuradan bir def etmek. Gıda da tabii çok büyük bir sıkıntı aslında ama dur bakalım. Siz ikiniz bir gelin. Sen gel, sen kesin gel. Sen de gel. 1000 tunç harcamış olacağım. Okey. Onayla. 7 kişilik bir ordu, 13 kişilik. Bunu havada karada döverim ben, sıkıntı değil. Doing Hades' work.
Ama birkaç kişi daha almakta fayda var tabii alabilirsem. Yerelde ne var? Şöyle bir şeyler alalım. Of of, gıdaya bak, gıdaya bak aman tanrım. Neyse, gıdayı birilerinden almak zor olmasa gerek. Bol bol taşım var, taş satarım çok gerekirse. Küreselden. Dur. Küreselden şu abiye de bir iki şey basayım. Onun ordusunu 20'liyim de. Troya'yı bulamadım ha. Senden... Perseus 20. Develerin nerede senin ya? Perseus'tan almamış mıydım ben develeri? Ha, Kenan'dan falan mı almıştım? Hı. Tamam, şöyle şunları da bas. Saldırması ve geri çekilmem ihtimali bayağı fazla. Onları basamam öyle bir durumda ama olsun, yine de saldırmama ihtimaline karşı onları yetiştirmeye başlayalım. Ardından sen... Orada buradaki garnizonun gücü 8 kişilik hasarlı bir garnizonu var. Yani yine 4'te 1'i falan var canının. Ama 4'te 3 falan var canının. Tamam, saldırırsa zaten havada kadar değinirim bunu. Sıkıntı kuzeye gitme ihtimali. Kuzeye direkt saldıramaz. Ben de karakolları uğraya uğraya onu yakalarım diye düşünüyorum kuzeye giderse. Bakalım. Ama bu orduyu biraz büyütüp bunu şehirlerinde bu orduyla almak mantıklı görünmekte. Şu an birazcık menzilli ağırlığı var board'un aslında. Şöyle bir bakıyorum da. Tunç istemeyen ikinci seviye savunması iyi. Şu arkadaşları görüyorum. Evet evet. Seviyesine göre gayet iyiler bu arada. 3-4. Bir tane de nazar boncuğu şu olsun. Bence şunun rütbesini de dağıtalım. 3'te şunu ulaşıyoruz. Şunu al sen bir kere de. 4 tane var. 1, 2, 3, 4, 7 ulaşıyorum zaten. Şuna ulaşamıyorum. Hmm, ona ulaşmak mantıklı olabilir aslında bir sonraki sefere. Güzel. Tamam. Bütün generalleri kullandık mı? Kullandık. Okey, şu an 2 turluğuna bir dişimizi sıkmak durumundayız. Bir adet kumpas var. Şu itibarını sarsa... yükselmesi için hedef kumpasının seviyesini 2 arttırdı. Hedeften 30 saygınlık kaybına mal oldu. Heh, işte saygınlığı bu yüzden arttırmıştım. Hatırlıyordum az çok. Şunun başarı ihtimalini bir arttıralım. %68 oldu. Saray eylemini kullanmış oldum değil mi? Evet. Tamam. Şimdi yeri yükseltmesi. Buralar biraz tehlike halinde. Oralara şimdilik bir bulaşmayalım. Perkote tam olarak neresiydi? Ha, orası güvende ya. Buraya bir odun arttırmak mantıklı. Karakol bir dursun, bir dursun. Buralar biraz kriz halinde. Sen bizim yeni ordu bastığımız adamımızsın değil mi? Sana bir iki item verebilirim aslında. Şöyle bir bakıyorum da. Ne var elimde? Bunlarda bir şey yok. Yok, kalkan varmış sadece. Küçük kalkan alıver. Bir tane de sıradan kılıç alıver. Çıkan karakol inşaatları geçtim. Kullanılmaya kentleri geçtim. Dosyaya bir bakayım neler oldu neler bitti. Mesela ben de barış yapmak isteyen var mı? Şu pillümle falan barış yapmak isterse seve seve kabul ederim. Konferansiyon yok. Askeri ittifak yok. Savunma ittifakı yok. Da yok. You can count on me. Pekala, pekala. Devam. Ne oldu? Bir iç savaş daha. Bu sefer Mısırlılar. Yine kiminle savaşa giriyorum? Ya bak ya, gerçekten gıcıksın. Oraya yetişemeyeceğini düşünmüştüm ben halbuki. Kaçma. Okey. Yönetim seviyesi 4 oldu hatta şu an. Uf. Gıda konusunda iflas etmek üzereyim. Tunç konusunda iflas mı ettim ben az önce? Ordularım zayiat mı yaşıyor? Of, gerçekten de bir yanlış hesap olmuş orada. Ben bu kademeye geçeceğimi düşünmemiştim. Pekala, pekala. Halledilir. Hepsi olur.
Şöyle bir bakayım. Okey. Efes bizimdir. En azından şimdilik. Our glory was well earned. Burayı aldım. In the name of our cause. Okey. Bu arada bayağı bir saldırıya uğruyorum. Bu görevi de geline getirdik. Peki. Bayağı bir saldırı altındayım. Aşil iki tane orduyla geliyor. Bir tanesi Troya'nın çok yakınında. Aşağıdan şu neydi bunların adı? Kronos geliyor. Kallavi ordularla. Bayağı bir dünya savaşı başladı yani. Ama bu dünya savaşına artık önümüzdeki tur. Aman önümüzdeki bölümde müdahale etmeye çalışalım. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Sonraki bölümde görüşmek üzere.